Geçmedi sen yürü. İlimiz hem ülkemizin hem de bölgemizin en önemli üretim merkezlerinden biri. Sanayi üretimi olduğu gibi hayvansal ve tarımsal üretimde de bu büyüklüğü taşımaktadır. Sanayi ve bilimdeki üretim ve süreçlerinin her aşamasında olduğu gibi tarım ve hayvancılığın da her aşamasında yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var. Bu insan gücünün eğitimle yetkinleştiğini, üniversitelerden yetiştiğini de hepimiz biliyoruz. Eğitim süreçlerinden geçerek üniversite aşamasına gelen bir yanıyla iş hayatına başında olan bizlerin teorik bilgilerin dışında pratik bilgilere de ihtiyacımız var. Sahadakilerle yani iş dünyasıyla bağlantı kurmamız gerekiyor. İşte üniversitelerin bünyesinde yaptığı kimi faaliyetler hem eğitimin teorik hem de pratik kısmına hitap ediyor. Doğal Yaşam Derneği fakültemiz bünyesinde yeni kurulmuş bir kulüptür. Ocak ayının başlarında öğrencimiz Ahmet Erarslan geldiğinde hocam yeni bir kulüp kurduk, danışmanlığını yapar mısınız dediğinde Ahmet'e ilk söylediğim şey öğrenci kulüpleri çok çok önemli ama bu kulüplerin mutlaka öğrencilerin tamamını kucaklayacak ve sosyal içerikli öğrencileri bir araya getirerek sosyalleşmelerine faydalı olacak kulüplerden birisi olması durumunda elimizden geleni yapacağımızı söyledim ve danışmanlığını yapmaktan da zevk aldığım bir kulüp. Özellikle günümüzde dijital teknolojinin bireyleri asosyal bir ortama sürüklediği düşünüldüğünde bu tarz etkinliklerin oldukça faydalı olduğunu düşünmekteyim. Bu toplantı vesilesiyle ülkemizin farklı bölgelerinden 40'a yakın farklı üniversiteden 150 civarında öğrencilerimizi şu an misafir etmekteyiz. Bundan dolayı tekrar ben Ahmet'e teşekkür ediyorum. Toplantı başlığımız bugünün öğrencileri yarının yöneticileri. Evet sevgili gençler, zaman oldukça hızlı akıyor. Baktığımızda birinci sınıftayız. 4 yıl çok hızlı geçiyor ve bir de bakmışız kep atma törenindeyiz. Dolayısıyla zaman hızlı geçiyor. Bizlerin zamanı çok çok iyi kullanması gerekir. Özellikle bu sosyal aktiviteler ve bu sosyal aktiviteler yanında üniversitemizin üniversitemizin fakültemizin özellikle bölümlerimizin web sayfalarını çok iyi irdeleyelim. Hocalarımızın özgeçmişlerini incelediğimizde ben size bir ipucu vereyim. Hocalarımızda eğer TÜBİTAK projeleri var ise bu demektir ki bu projelerde para var demektir. Siz gençlere tavsiyem mutlaka TÜBİTAK projesi bulunan hocalarımızın yanına gidip hocam boş vaktim var, projelerde yer almak istiyorum, benim için bir yer var mıdır diye sorun. Sorduğumuzda mutlaka hocalar şevkli, iştiyaklı öğrenciler için mutlaka bir yer bulur. Projesi olmayan hocalarımızda ne yapmış olursunuz? Sizler teşvik etmiş olursunuz. Dolayısıyla bu tür projelere katılarak ne yaparsınız? Kendinizi geliştirmiş olursunuz. Böyle güzel bir etkinliği düzenlediği için Doğal Yaşam Kulübümüze tekrar teşekkür ediyorum. Yoğun gündemleri arasında vakit ayırıp böyle bir toplantıya katıldığı için Sayın Rektörümüze, Gençlik Spor İl Müdürümüze özellikle maddi manevi katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Ziraat Mühendisler Odası'na da teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Dün İl Spor Müdürümüzle birlikte Erciyes Dağı'nda kış kampı ateşini yaktık hep birlikte, öğrencilerimizle birlikte. Büyük bir mutluluk duydum. Akşam sizlerle birlikteydik.
Ben şunu ifade etmek istiyorum. Biraz önce tanıtım filmde de gördüğünüz gibi Erciyes Üniversitemiz Türkiye'deki 11 araştırma üniversitesinden bir tanesi. Biz anlayış olarak hep şunu güttük. Biz araştırma üniversitesiyiz, araştırma odaklı üniversite olacağız ve öğrenci odaklı üniversite olacağız. Bunu şunun için söylüyorum. Ben gerçekten şunu kalpten ifade etmek istiyorum. Öğrencilerin yaptığı etkinliklerde, faaliyetlerde bulunmaktan çok çok daha fazla mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü öğrenciler gerçekten kendine güveni, geleceğimiz olması, birlik ve beraberliği sağlaması bakımından hele hele bu çağlarda lisans düzeyinde bir takım faaliyetleri, etkinlikleri başarabilmeleri bakımından çok büyük işler başarmaktadırlar. Biz öğrencilerimize her alanda, sosyal alanda, sportif alanda, eğitim, öğretim alanda, araştırma alanda, her alanda yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bizi şu çok gururlandırıyor ki geçen sene en çok proje yapan öğrenci sıralamasında, üniversite arasında biz birinciyiz. İkinci sırada ODTÜ geliyor. Bu beni çok çok sevindirdi. Yani birçok alanda başarı elde ettik. Birçok alanda ödül aldık ama en çok beni mutlu eden haber buydu. Yani en çok proje yapan öğrencinin Erciyes Üniversitesi'nde olması beni çok çok mutlu etti. Bizim geleceğimiz olan öğrencilerimiz, eğer biz dünyada ilk 10 ekonomiye gireceksek ki bir ülkenin geleceği ziraattan geçer. Özellikle ziraat fakültesi öğrencilerinin bunda çok çok büyük emeği olacağını ben düşünüyorum. Bunları ancak sizler başaracaksınız. Bizim geleceğimiz sizlersiniz. Ben tekraren özellikle bu kış kampının, birincisi düzenlenen tarım eğitim kış kampının başarılı geçmesini diliyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize en kalbi duygularımla sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz.